Merhaba. Bugün biraz daha gündemden uzak, böyle biraz daha size kişisel hayatımla alakalı tartışmak istediğim şeyleri sunduğum bir video olacak. Bu yüzden bu video zaten büyük ihtimal fazla izlenmeyecek. Bunun da ayırdındayım. Ama açıkçası hani içimde biriktirdiğim bazı şeyler var. Bunu biraz yayında da size bahsetmiştim zaten. Bir de video olarak herkesin görebileceği şekilde sunmak istedim. Çünkü açıkçası şu an içerisinde bulunduğum pozisyonda böyle ...aşırı emin olduğum bir pozisyon değil. Hani bir boşluk dönemindeyim... ...sorgulama dönemindeyim, tartışma dönemindeyim... ...ve hani sizin işte... ...yorumlarda yazabileceğiniz şeyler... ...oradan bir tartışma yapmak eminim benim için... ...faydalı olacaktır. Çünkü hani... ...boşluktayım. Anlatabiliyor muyum? Şimdi biliyorsunuz işte seçimlerden beri... ...28 Mayıs'tan beri... ...Türkiye olarak çok büyük bir umutsuzluk halindeyiz. Ve hani bu açıdan... ...ortak bir noktamız olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu videoyu izliyorsanız hani büyük ihtimal... Gene kazandılar. Hüdapar meclise girdi. Yeniden Refah meclise girdi. Bir bok yapamadık. Hani bu cins şeyler hissediyorsunuzdur. Ve hey bunlar doğal. Bundan utanmanız için hiçbir sebep yok. Böyle de olması lazım. Zaten öyle olmasa problematik olurdu. Ve ben de hani zaten sürekli işte söyleme halk için halka rağmen diyen birisi olmasına olmama rağmen hani canım sıkıldı dürüst olmak gerekirse. Çünkü benim işte bazı travmalarım oldu işte örnek vereyim hani hatırlıyorsunuz bir vakit işte Ege'de Akdeniz'de şeyler olmuştu orman yangınları olmuştu ki bunlar çok vahim yangınlardı ve bu yangınlar sırasında ben memleketimdeydim ve ben şeyi hatırlıyorum örneğin işte bakıyorsunuz gökyüzü kıpkırmızı işte günlerce kıpkırmızı yani geceleri bile ortalığın kıpkırmızı bir şekilde aydınlık olduğunu anımsıyorum. Hani bu aklımda efendime söyleyeyim başka bir örnek ki benim için hani doğrudan bana batmasa bile gerçekten beni çok üzen bir örnektir. İşte Enes Kara mevzusu. Çünkü Enes Kara bir gencimiz. Hani bu ülkenin en masumlarından, daha reşit bile olmamış ki hani küçükken şeydir tamam mı? Türkiye'de hep insan ölüyor ama benden büyük insanlar ölüyor tamam mı? Hani sizden büyük birisinin öldüğünü görünce şey hani ben en azından onu kendimden küçük birisinin ölmesiyle aynı noktada görmüyorum. Tabii ki de ikisi de üzücü ama hani kendimden küçük birisi öldüğünde biraz daha farklı hissediyorsunuz bu konuda. Ve Enes Kara da örneğin benden işte birkaç yaş daha küçük e, iken öldü, öldürüldü belki de. Olayı hatırlamıyorsanız, unuttuysanız ya da bilmiyorsanız ya da işte fotoğraf hafızanız varsa şöyle anlatayım işte Enes Kara çok şey çalışkan bir öğrenci işte tıp fakültesinde çalışıp bir şeyler olmak istiyor ama sürekli önüne engeller çıkıyor işte bir tarikat yurdunda kalıyor o tarikat yurdunda kendisine çeşitli baskılar yapılıyor ve hani çocuk dine inanmadığını söylüyor belki tanrıya da inanmadığını söylüyordu ondan tam emin değilim ve bundan sonra artık diyor ki hani ben bunları kaldıramıyorum ben gelecek için kendimde umut görmüyorum çünkü doktor olsam bile ne olacak? İşte sürekli çalıştıracaklar beni, sürekli sömür sömürecekler. Ne olacak deyip hani hayatını alan birisi ve bu pozisyonda bile şöyle diyen ki o beni duygulandırmıştır. Hani birkaç bin liram var. Ben anneme fırın alma sözü verdim. Lütfen bu paranın üzerine koy, koyup anneme fırın alın diyebilecek kadar. Yani ölmeden önce bunu diyebilecek kadar düşünceli birisi kendisi. Bu çocuk ölüyor. Şimdi bu tabii ki de başlı başına vahim bir olay ama bundan sonra gelenler çok daha trajik bence. Çünkü siyasi aktörler hiçbir şekilde muhalif siyasi aktörler tabii iktidardan böyle bir şey beklemiyorum. Hiçbir şekilde ya biz işte biz bu konuyu elden tutalım, biz bu konu hakkında konuşalım, biz bu tarikat meselesini dillendirelim falan demediler. Yani Tam aksine işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bas bas yalan attı. İşte şey dedi hani ben intiharlar hakkında konuşmuyorum dedi. Ama bakıyorsunuz o olaydan bir sene önce o olaydan bir sene sonra esnaf intiharları hakkında bolca yazı okuyarak falan konuşmuş kendileri. Yani yalan sıkıyor çok bariz bir şekilde. Ve hani muhalefetin rolü genel olarak hani insanları susturmaya ya tamam seçim geliyor halledeceğiz demek oldu. Tabi bu anlaşılır, şu açıdan anlaşılır, tasvip ettiğim düşünmesin tamamen yanlış bir davranış kabul edilebilir bir şey değil o açıdan. Ama hani bu insanlar bencil insanlar, bu insanlar kötü insanlar, bu insanlar kendi çıkarlarını düşünen insanlar. İşte siyasi aktörler bizi temsil etmedikleri zaman bizim bir halk olarak e, siyasi aktör haline gelmemiz lazım ve bu siyasetçilere gidip ya kardeşim siz bunu yapmıyorsunuz yapmanız lazım falan dememiz lazım bir ses çıkmadı. Yani nasıl benim memleketimde yangın olduğunda işte efendime söyleyeyim insanlar seçim tercihlerini değiştirmediyse Enes Kara mevzusunda da tabii ki de çok çabalayan insanlar oldu. Tabii ki de işte çıkıp açıklamalar yapan bunu sürekli gündemde tutmaya çalışan insanlar oldu. Ama toplum olarak sessiz kaldık. Bir şey söylemedik. Bu konuyu tartışmaya açmadık. Konuşmadık. Umursamadık. Ve bence hani Türkiye'nin ve hani belki de birazdan geleceğim üzere insanlığın en büyük problemi bu empati kuramama durumu. Çünkü bakıyorsunuz yani bu ülkede çok büyük acılar yaşandı. Çok fazla insan öldü, çok fazla insan hakları ihlali yapıldı. Hepimiz çok büyük acılar çektik. Büyük ihtimal hani bu videoyu izleyen birisinin şuradan buradan bir şekilde bir patlamada, bir saldırıda, şundan bundan fakirlikten öldüğü bir tanıdığı vardır. Ama toplum olarak öyle bir hale geldik ki Toplum olarak gerçeklerimiz, toplum olarak hakikatlerimiz, toplum olarak kurallarımız kalmadı. Bundan neyi kastediyorum? Şimdi şunu bir açıklığa kavuşturayım. İşte birimiz ressamdır, onun uğraşı odur, onun gerçeği odur. Ben buna hiçbir şekilde karışmıyorum. Birimiz işte müzisyendir, onun gerçeği odur. Birimiz öğretmendir, onun gerçeği olur. Tabii ki de böyle olacak. Hepimizin farklı amaçları, farklı uğraşları olacak. Ama öte yandan bir toplumu toplum yapan, birleştirici bir şeyin de olması lazım. Yani bir sınırımız olması lazım ve bu sınırla alakalı hepimizin net bir yorum yapması lazım. Örneğin hani bence teorik olarak hani birileri çocuklara bir şey yaptığında ya bu olmaz kabul edilemez dememiz lazım. Ama şu an hani kapitalizmin bir doğal sonucu olarak bireysel ilişkilerde nasıl desem bir çürümeye tamam mı? Atomize olmakla karşı karşıyayız. Çünkü işte örneğin hani kendi hayatınızdan e, örneklendireyim çok basit. Örneğin işte benim gibi bir apartmanda yaşıyorsanız bu apartmanın 10 katı var. Her katta 4 daire var, değil mi? 40 e, daire yapar bu. Ben kaç kişiyi tanıyorum? Sıfır. Tamam böyle. Şu an içerisinde bulunduğum dört duvarın içerisinde yaşamımı devam ettiriyorum ve bir açıdan böyle ahlaki açıdan çok relativist olsak da tamam mı ki bu bence bir problem. Yani işte bu doğruların olmaması bir problem. Hepimiz belirli, monoton, ayrılamaz eylemler silsilesine zorunlu bırakılmış durumdayız. Bundan neyi kastediyorum? İşte sabah dokuzda işe git, beşte geri dön. İşte giderken Marmara'yı kullan. İşte Marmara'nın içinde 400 kişi olsun. Ama ama o 400 kişi işte böyle bir ortak kimlik, ortak arayış, ortak bir uğraştan çok sizin için şey olsun. Ya işte beraber yolculuk ettiğim insanlar. İnin, yürüyün, bir alışveriş yapın, eve varın. İşte eve varınca bir şey tüketin gene işte efendim söyleyeyim Netflix'tir, şudur budur. Ve sonra uyuyun. Yani insan yaşantısının sadece materyal tüketime indirildiği bir noktadayız. Bu Hani materyal tüketimin tek başına kötü bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Bir dereceye kadar bence olması lazım tabii ki de. Ama şu an hani insanların arasındaki temel ilişkilerin materyal ilişkiler olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve bu bence bir sorunsal. Şimdi buna cevap illa Tanrı olmak zorunda değil ki Tanrı konusuna birazdan değineceğim. Örneğin işte antik Yunan'dan bahsedilir, işte Solon'dan bahsedilir, Solon'un koyduğu kanunlardan bahsedilir. İşte bunlar anlatıldığında bu işte antik Yunanlar tabii ki de köleler falan dahil değil işte bir işte yurt bilinci var. İşte bu yurt bilincinden beraber oluyorlar, yurtlarını savunuyorlar, yurtlarının gerçekliğini savunuyorlar. Hani böyle bir anlayış vardı. Ya da efendime söyleyeyim başka bir efsane işte buna bir bakıma da efsane yani. ...o dönemki gerçekliği bilene kadar gerçek tartışılır ama... ...onları öyle aktarabilmenin bir gerçekliği var. Yani bu bence doğru bir şey. Örneğin işte Kurtuluş Savaşı. Türkiye'de Kurtuluş Savaşı böyle bir şeydir. Evet doğru atıyorum ordunun yarısı kaçıyor gidiyor. Doğru ama diğer yarısı da kalıyor. O insanların ortak bir hikayesi vardı. Ortak bir konusu vardı. Ortak bir uğraşı vardı. Bir çabası vardı. Şu an ben baktığımda... Ne yazık ki Türkiye toplumunda böyle bir şey göremiyorum. Yani hepimiz çok soyutlandık. Hepimiz kendi derdimize düştük. İşte 130 bin kişi ölüyor ama örneğin bak hani deprem bölgesinde şöyle böyle zorladılar falan işte hani çadırlarına el koydular. Bak ona bir şey demiyorum ki bence öyle olmayıp da oy veren birçok insan var. Yani herifin komşusu ölmüş ben okeyim falan deyip geçiştiriyor konuyu anlatabiliyor muyum? Ama örneğin bu yaşanan felaket işte 130 bin kişinin ölmesi ki biz bu rakamı yeni yeni öğrendik. Bir şeye yol açmadı, bir tepkiye yol açmadı, bir tartışmaya yol açmadı. Efendime söyleyeyim işte Konya'da ya böyle Konya CHP'ye geçsin de demiyorum. Çünkü mesele CHP de değil çünkü... CHP de sıkıntılı bir parti anlatabiliyor muyum? Burada bir tepki koymayan mentalite sıkıntısı var. Yani hiç kimse tamam mı Konya'da, efendim Ankara'da, İzmir'de, Muğla'da, Artvin'de, Kayseri'de, Erzurum'da, İstanbul'da şey demedi. Ya evet yani böyle geniş halk kitleleri olarak ya evet biz çok büyük bir felaket yaşadık. Ve bu felaketten ötürü bence iktidarın suçu var ben bu yüzden bunlara oy vermeyeceğim demedi. Ve bu beni hayal kırıklığına uğratan çok berbat bir olay. Şimdi ben burada bunun bu empati eksikliğinin toplumumuzun değil hatta insanlığın genel problemlerinden biri haline geldiğini düşünün. Çünkü anlattığım bu atomize hale gelme sorunsalı aslında tüm dünya genelinde olan bir şey ve hani Türkiye'de büyük ihtimal işte eee şu tam yüzümüze vurularak yapılmasından dolayı daha fazla hissediliyor olsa da Avrupa'da da işte benzeri bir şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz ve orada da aslında hani gerçekliğin oldukça büküldüğünü anlamsız hale geldiğini falan görüyoruz. Örneğin liberaller de mi? İşte bu insanlar en azından seçmen kitlesi işte kağıt üzerinde şey diyor hani işte ben Müslümanların işte türban giyme özgürlüğüne varım, inanma özgürlüğüne varım, şuna varım, buna varım diye böyle ilerici açıklamalar yapıyorlar. Ama aynı zamanda bu insanların önemli bir kısmı da şu an Filistin'de yapılan soykırıma okey. Yani buradaki sıkıntı böyle gerçekliğin, hakikatin mutlaklığını kaybetmesi sıkıntısı var karşımızda. Çünkü hani örneğin senin bir gerçekliğin var, onun bir gerçekliği var ve dediğim üzere hani böyle bu iş meslekse, dünyaya bakış açısıysa bunu tabii ki de anlıyor ve destekliyorum ama toplumların ya da insanlığın belirli bir çizgisi olur anlatabiliyor muyum? Hani işte ne bileyim soykırım kötüdür en basitinden. Ama biz artık bunu bile atıyorum bir ortak nokta olarak koyamadığımız bir noktadayız ki hani geçmişte de koyabiliyor muyduk? Hayır ama şu an neoliberal sistemde bu iş tutarsızlığını da e, ayyuka çıkarmış gibi duruyor. Çünkü örneğin Hitler diyor ki ya ben Lebeşram yapacağım, benim için Almanlar en üstlerini harika falan. Böyle diyordu. Ama şu an karşı karşıya kaldığımız neoliberal düzende adamlar hem şey diyebiliyor, hangi ülke olduğunu söylemeyeceğim, siz tahmin edebilirsiniz. İşte ben İsrail'e karşıyım, Filistin'in yanındayım diyor ama örneğin İsrail'e silah satıyor. Ne ayak değil mi? Sonunsal bu. Ve hani ben burada şeyi düşünmeye başladım. Hani mutlak kuralları nasıl sağlayabiliriz? Çünkü hani bence bazı mutlak kurallar var. Örneğin bence jenosit kötü. Bence efendime söyleyeyim işte ne bileyim kadınların zorla kapatılması kötü. Efendime söyleyeyim çocukların intihara sürüklenmesi bunlar kötü. Ve bunlar aynı zamanda bir eyleme geçmemizi de gerektiriyor aslına bakarsanız. Çünkü örneğin hani... Çocuklar ölürken siz gene hiçbir şey yokmuş gibi oy vermeye devam ediyorsanız orada bir sıkıntı vardır ve burada hani Karamazov kardeşlerde dostoyevski'nin bir şeyi var hani eğer Tanrı yoksa her şeyin olası olduğu bir evrende yaşıyoruz. Everything is permitted if, if God does not exist then everything is permitted diyor da dostoyevski ki. Ben normalde şu an kitabı çekmeye çok korkuyorum. Arkadaki ışık geçebilir. Beni affedin. Kitabı yoksa alıp gösterecektim. Ee, hani normalde ben yayınlarda da falan tekrar bolca bahsetmişimdir. Yani ben normalde edebiyata oldukça mesafeli bir insanım. Yani edebiyat ya hani bu teori değil falan gibi düşünen birisiyim. Ama örneğin benim için Victor Hugo'nun şeyi Sefilleri çok çığır açıcı bir tecrübe oldu. Yani açıkçası böyle bunları yeni yeni dillendiriyor olsam da bunun tohumlarını şey ekti diyebilirim, Victor Hugo ekti diyebilirim. Çünkü oradaki sefillerde çok yani muhteşem bir tanrı sevgisi var ve bunun hani kurallarla bağdaşıklığını çok güzel bir şekilde açıklıyor. Ve burada şeyden de etkilendim aynı zamanda. Bu sadece edebi bir bakış açısı değil. Örneğin Hristiyan teolojisi de ben de çok önemli bir yer bıraktı. Tabi bu Hristiyan olduğum anlamına gelmiyor ama hani argümanları alıyoruz sonuçta baktığınız zaman Hristiyan argümanlarıyla Müslüman argümanları da işte böyle şöyle olmasa da şöyle bir ortaklık taşıyor. Anlatabiliyor muyum? Ve örneğin orada Akinas, Agustin efendime söyleyeyim ki aslına bakarsanız Dostoyevski de hani Hristiyan muhafazakar bir yerden yaklaşıyor. Örneğin onu da örnekleyebiliriz. Hani bu cins insanların ...dünya anlayışı, felsefe anlayışı... ...bende... ...bir mutlak olarak dayanılabilecek... ...bir şey olarak... E, ...Tanrı fikrini... ...kabul etmeme yol açtı. Yani bu tabii ki de hani... ...ben şu an size sadece sorunumu, sıkıntımı... ...hani neden rahatsız olduğumu anlatıyorum. Hani bunun detaylarını daha... ...geniş bir şekilde vermek mümkün. Ama hani... ...beni böyle bir noktaya getirdi. Bu tabii şey demek değil. Ben normalde... ...hani... E, tanrıya inanmayan birisiydim. E, ama bu e, e, dine inandığım anlamına gelmiyor. Özellikle örneğin şu an İslam'a karşı ben oldukça mesafeli birisiyim. Çünkü açıkçası yani bu tabii biraz Hristiyan felsefesi okumamla da alakalı ama örneğin hani bakıyorsunuz işte materyal kazanç elde etmiş bir peygamber konsepti var. İşte Eş alma mevzusudur falan filan. Bana oldukça şüpheli geliyor. Sas geliyor. Ama hani dediğim üzere şu an bir akıntılı bir dönemdeyim. Buradan başladım. Belki oraya da varabilirim. Neden olmasın. Ama şu anki pozisyonum pek ılımlı değil. Öte yandan hani Hristiyanlık konusunda da hayır. Hani öyle bir konvertlemeyi konvertlemeyi düşünmüyorum. Yani tabii ki de felsefi kaynaklarından yararlanıyorum. Ama salt olarak bunu tamamen benimsiyorum demem. Zor çünkü atıyorum Old Testament'a baktığınızda tabii hani onun Hristiyanlar içerisinde geçerli tartışılır çünkü onlar genelde New Testament'a bakıyor ama hani e, bayağı sıkıntılı şeyler var. İşte Tanrı gelip hop hacım işte şu kabileyi soykırsana süper olmaz mı falan cinsinde açıklamalar yapıyorlar ve ben hani buna sas diyorum yani pek e, yani benim aklımdaki Tanrı hani biraz pure reason bir tanrı. Anlatabiliyor muyum? Ve pek buna denk düşmüyor. Bu arada hani reason bir tanrı olarak reason demişken ki bunun e, kökenleri gene Hristiyan teolojisinde var ama Jacobenlikle de kısa bir bağlantısını kurmak istiyorum. Örneğin Jacobenler geldiği zaman işte cult of reason diye bir e, tarikat anlayış nasıl çevirebilirim açıkçası tam bilmiyorum ama Tanrı'yı mantık olarak gören, düşünme kapasitesi olarak gören bir anlayış kuruyorlar ve bu hümanizma ruhuyla da çok yakından bir şekilde ilişkili. Ee, bu da aslında hani benim bakış açıma yani bu Hristiyan felsefesinden etkilendiğim zaman arada paralellikler kurmamda çok güçlü bir şekilde yardımcı oldu. Tabi hani ben derdimi bu kadar anlattım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için bu arada. Ama dediğim üzere bunlar hani ...tartıştığım şeyler, üzerine hala kafa yorduğum şeyler... ...yani hala örneğin ahlak felsefesinde... ...oturtmaya çalıştığım şeyler var. Atıyorum zaten Tanrı fikri... ...Platon'un işte Yufitros'unda falan... ...çok tartışılan şeyler yani eleştiriler de var. Ee, ama hani ben şu an bir süredir hatta... ...bu noktada olduğumu biliyorum. Ama hani bu noktada olduğumu da... ...hani sizin de feedback dizi aldığım... ...böyle tartıştığım, konuşabileceğimiz bir şey olarak görmek istiyorum. Yani benim asıl derdim günün sonunda her şeyin de relatif olduğu bir dünyada biz nasıl mutlak ahlaki yargıları sağlayabiliriz sorunsalı. Ben de buna cevap olarak e, Tanrı'yı önerdim. Tabii Kant'tan gelirseniz reason falan dersiniz. onlara apayrı yerlere girmek oluyor. Ha o tartışmayı da yorumlarda yapmaktan zevk duyarım. E, yorumlara gelin bu yüzden hani düşündüklerinizi lütfen bana açıklayın. Çünkü bakın video yaklaşık 18 dakika olmuş şimdiye kadar bu cidden içimden dökmek istediğim bir şeydi. İşte yorumlara gelin. Bunları yazın. Şurada hani ben Deniz'in bu zaten az izlenecek bir video. Bir like butonu var. Ona basın. Tamam mı? İşte abone olmadıysanız abone olun. Çana basın. Bu videolarımdan sürekli anında haber alın. E yani bir de böyle. Katıl demeyeceğim bu sefer. Çünkü bu biraz içten bir video oldu. Para dilenmeyeceğim bu konuda. Neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çav çav.